Şimdi ekonomiye bakıyoruz. Ekonomide insanlar hakikaten ekonomik olarak can çekişiyor. Psikoloji bozuk. Adam evine ekmek götürüyor ama kira ödeyemiyor. Perişan millet. Ama çok güzel de menüler var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet. Yani sizin önünüzde de var zaten o manşet. Bu menüde ne varmış Sayın Bakanım? Ya? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip vatandaş olarak o menüden ben yiyebiliyor muyum? Tabii beklediler sizi. Beklediler mi? Tabii. İftar menüsü müdür o? Şimdi... Ne menüsü o? Ödüllü şef 100. yıl menüsü yapıyor. Şimdi bu televizyonlarda yayınlanıyor, gazetelerde evet. yayınlanıyor. Evet. Şimdi kardeşim, 16 milyon emekli şu an ne olacağını bilmeden gergin bekliyor. Evet. Maaşlar zam yapılmadı. Perişan. Diğer, merak et. Şimdi yapılan zamlar var. Size 50 lira verdim diyor. Aa diyorsunuz ki bak 50 lira filan. Bugün sen 50 liraya ya işte 10 liraya aldığın şu bardağı ertesi gün 30 lira diyor. Aynen öyle. Ama sen 50 lira artıştan o an seviniyorsun 24 saat. Arttı diye. Şu anda ki ekonomi politikası bundan önceki benim içinde bulunduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak içinde bulunduğum rahmetli Ecevit'in döneminde çok büyük umutlarla bilmem ne deyip Dünya Bankası'na getirdikleri Kemal Derviş denilen adamın özellikle emeklilere düşman olan tavrı ekonomik program olarak önümüze konuyor. O dönemde Kemal Derviş emeklilere düşman olarak konuyor. Tabii canım. Evet. Onun aynısını yapıyorlar şu anda. Ben daha önce de paylaştım kamuoyuyla, tekrarlayayım. Çalışma Bakanıyız. Bana resmi bir yazı geldi. Hazineden sorumlu Kemal Derviş. Evet, resmi yazı. Bakanlık yazısı. Bu ay başından itibaren Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarını hazine olarak karşılayamayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı imkanlarıyla karşılayın. Var mı para? Ya. Şimdi yazı geldi. O gün de Bakanlar Kurulu var. Evet, bassaydınız. Yani. Bassaydınız yani, evet. Ondan sonra gündem dışı söz aldım. Şimdi bakanlar şu anda da vardır o zannediyorum. Üç bakanı kısaca hani gündem dışı. Sizin nesil bakanlar. He? Sizin nesil bakanlar. Sizin dönemin bakanları. 57. hükümet. Tabii sizin dönemin. Rahmetli Ecevit Başbakan. Dedim ki Sayın Başbakanım Ecevit'e. Yanınızda oturan zat dedim. Hemen de yanıma. Kemal Derviş için söylediniz. Kemal Derviş. Beyefendi dedim bana yazı yazmış dedim elimde. Sizin bundan haberiniz var mı dedi. Bir durdu. Nedir Sayın Okuyan dedi. Efendim dedim. Hazine, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerine ödeme yapamayacağını söylüyor. Olur mu öyle şey dedi rahmetli. Dedim hiç yanınızda. Ama böyle yani elim böyle yanınızda dedim. Allah selamet versin, şey devreye girdi. İsimler gidiyor vallahi. O dönemdeki bakanlardan birisi devreye girdi. Yok, başbakan yardımcısı ya. Anladım. Neyse, ya işte böyle isimler gidiyor. Anladım. O dedi ki efendim böyle işte bilmem ne. Ne yapalım? Hemen o üçlü koalisyon, Anavatan Partisi, MHP ve işte DSP. O zaman rahmetli Ecevit'in şeyiydi, hırgür çıkmasın diye. Evet. İlgili bakan, diğer partilerden birer bakan, efendim bir şey yapın, bir kendi aranızda bir değerlendirin falan diye. Evet. Peki dedik, hazine müsteşarlığının olduğu, yani hazineden sorumlu bakanlık binasında toplantıya gittik. Kemal Derviş orada, yine demez mi? Evet demiş, olanaklarımız yok. Bana bak dedim, sen Amerika'dan geldin buraya, başımıza bela mı geldin dedi. Bak, bunun canlı şahitleri var. En az şu anda... Hüsamettin Özkan o zamanlar şey yaptı. Hüsamettin evet. Özkan. Sen dedin, dalga mı geçiyorsun lan dedim. Çalışma Bakanlığı'nın hangi imkanlarıyla ödenecek?
Ben Sayın Bakan, ben kendi imkanımı söylüyorum. Sümer Oral beni zor tuttu. Ha evet, Maliye Bakanı'ydı Sümer Oral. Tabii. Evet. Da, Şükrü Sena Gürel de Dışişleri Bakanı'ydı. O yoktu o toplantıda. Öyle mi? Tabii. Yani o hükümetten bahsediyorum zaten. Evet, evet. 57. hükümet. Evet, evet. Senin dedim filan, Faik Öztürk de müsteşar. Aa, o dönem değişmeyen şey, Cumhuriyet Halk Partisi. 35 yıldır, evet. Evet. O hemen baktı ki ben yani tutmasalar ben uzun tabii şeyden geçeceğim. Senin dedin bana bak. Geldiğin yere geri gönderim dedim. Dedim. Evet. Nokta nokta nokta. Hemen aldı onu şeyi. Sonra ödemeler başladı. Götürdü odasına. Bir de gazeteciler diyor ki işte emekli maaşlarını ödeyemeyeceksiniz falan. Şimdi aynı kafa, aynı politika, işte bu hanımefendi. Evet, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı. Ve Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanı. Aynısı şimdi. Ne yapıyorlar onlar? Ya şu andaki... Çok başarılılar bence onlar. Çok başarılılar. Emeklileri gerçekten, bakın... Aynı zihniyet, Kemal Derviş zihniyetiyle bunlar şu anda aynı emeklilerle ilgili. Ama yanlış anlamış olamaz mısınız Sayın Bakanım? Yani niye bakanlığı yanlış şeyi, anlarım? Nasıl emeklilikte yaşa takılan EYT'liler sizi yanlış anlıyor? Hayır, yanlış belki siz de onları yanlış anlamış olabilirsiniz. Hayır, ben emeklilikte yaşa takılanları yanlış, beni anlamadılar. Onlar da emekli olacaklar hani size veri yansın ettiler. Onlar ya. Doğru anladılar. Doğru mu anladılar? Tabii. Anladım. 38 yaşında, 41 yaşında emekli. Emekli yaptırmazsınız. Var mı? Ben yaptırmadım. Hayır, yani. Orada yanlış anlama değil. Anladım, tamamdır o zaman. Ben onu şimdi de söyledim. Hatırlayın, burada da konuştum. Hayır, sizi yanlış anladılar anlamında söyledim. Beni yanlış anlamadılar. Doğru anladılar. Evet. Onların derdi 38 yaşında emekli olan. Evet. Rahmetli Demirel'in attığı gazı devam etsin. Yok öyle şey. Evet. Bu ayrı. Ama şimdi şu meclisteki menüye baktığınız vakit İnsan utanır. Yani buradaki milletvekilleri falan bu açılış resepsiyonudur. Bilmem. Ya inanılmaz. Yani bu insanlarla dalga geçiyor gibi.